Hello herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları olsun sevgili takipçilerim. Yine gündemi değerlendireceğiz ama şöyle tarıyorum hani buna da böyle oh be keyiflendik diyeceğimiz hiçbir şey yok gündemde ama e, ne yapalım dünya artık e, stresli ve gergin bir dünya. E, i̇yi olan şey şu iyi, iyi olabildiğini düşündüğüm şey şu kısmı sonunda ahutuban. Ah, kendi vatanında defnedildi bu güzel bir şey Çünkü gurbette kızı için oradaydı kızına da demiş ya beni buralarda bırakma götür ve herhalde öleceğim falan diye kızı diyor hissetti galiba ee, İyi insanmış gene ki e, en azından bir şekilde e, yeşilçam oyuncuları vefasız da olsa birileri vefasız da olsa yine devletten ön ayak olanlar oldu bir şekilde kendi tanıdığı geçmişte tanıdığım ee, cemiyet hayatından önemli insanların katkıları oldu. Beni en çok şaşırtansa kendi dönemin ikon kadını olduğu için e, magazin gazetecileri inanılmaz bir ilgi gösterdi ve e, eski ikonlarına sahip çıkıp ellerinden geleni yapıp son anlarında son yolculuğunda katkıda bulundular. Müthiş bir şey yani hani magazin dersin geçersin ama e, vefalı dostluklar da varmış dedirten bir durum sergilediler ki kızı zaten bize işte gazetecilerin ismini saydı şimdi hatırlayamayacağım. Onlar yardımcı oldu. Mevlüt Çavuşoğlu devletime, milletime teşekkür ediyorum dedi. Kızı yalnız çok bitkin ve çökmüş gerçekten. Yüzü gözü süzülmüş anlayabiliyorum. Düşünsenize bir ay keşke o gün uyumasaydım diyor kız. Ama e, helal olsun kızına da. Çünkü annesiyle en güzel şekilde ilgilendi. Yalnız tabii ki kötü olan şu bugün çünkü Serpil Çakmaklı yeşil çama ve eski oyunculara bir varyansın yaptı ki çok da haklıydı. Hepimiz bir gün öleceğiz. Yani bu vefasızlık nasıl olabilirdi, isyan etti. Ben burada bir Banu Alkan'ı görmek isterdim sayfasında bile paylaşmamış. Hani en azından kendi döneminin aynı dönemde birlikte iş yaptığı bir kadın ama... Ee, ...çok üzülmüş olacak ki Serpil Çakmaklı. Geldim, içerinin boş olduğunu duydum. İçim acıdı diyerek e, duygularını ifade etti. E, şöyle de baktığım zaman yine tabii e, kızıyla atışsa da Nuri alç oradaydı. E, ve Serpil Çakmaklı kızının yanından hiç ayrılmadı, sarıldı. Çünkü Serpil Çakmaklı ile Ahu Tuba ya yakın arkadaşlardı. Ama hakikaten insan öldükten sonra vah ki ne vah hemen kürekli üstüne üç toprak atıyorlar. E, gelse ne olur birileri gelmese ne olur gerçi. Yani şeyin de çok tındı. E, Ahı artık ruhu çekti gitti beden giysisi burada. Biz insanlar içimizi rahatlatmak için bu ritüelleri gerçekleştiriyoruz. Şu önemli ama e, geride kim dost kimler vefalıymış burada kalanlar için bu kritiği analizi yapmak için önemli olabilir. Daha enteresan, ol kutluyorum Serpil Çakmaklı'yı bu arada. Ee, ne derler? Omurgalı bir kadınmış. Ee, tebrik ediyorum kendisini. Banu Alkan'a gelecek olursak da Banu Alkan aman kıçını kaldıracak da o kadar ne diyeyim bıkmış, bezmiş bir kadın ki yani ona da bir şey diyemiyorum. Yani kimseye de niye gitmedin, niye yapmadın, etmedin. Kimsenin kimseye deme hakkı da yok. Onlar arkadaş olduğu için birbirine böyle sistemde bulunur ama biz böyle bir yorum getiremeyiz. Kim bilir Banu Alkan da artık herkes ne derler kendi canının derdine düşmüş. Artık herkes o kadar bireyselleşti ve kendine dönük yaşamaya başladı ki o da kim bilir Belki de farkında bile değil. Belki bugün cenazesinin kaldırıldığını bile unutmuş bile olabilir. Her şey olabilir ama Serpil Çakmaklı sözlerinde çok haklı. Serpil Örümcer'de o da feryat etti. O da biliyorsunuz zor durumlar yaşıyor. Ben bir aydır bekliyorum dedi. Ee, Başkası olsa özel uçaklar kaldırıldı, kaldırılırdı. Neden bu ülkenin sarı yıldızlı yıldızlı bir döneme damga vurmuş bir kadın böyle mi olmalıydı? Bir ay böyle beklemeli miydi diye? Türkiye ile alakalı bir şey değildi ki bu selzen işinde haklıydı ama bu durum biraz e, bulunduğu devletin prosedürleriyle alakalıydı. Türkiye Cumhuriyeti bence bu konuda elinden geleni yaptı diye çünkü hemen e, devleti yetkilileri devreye girdi, elçilik yani falan o yani bizim ülkemizle alakalı yapılması gerekenlerin ben yapıldığını düşünüyorum. Ayakta alkışlıyorum kendi döneminin gazetecilerinin bu vefalı tutumunu ve davranışından dolayı kutlamak lazım. E bir de şarlatanlık yapanlar da yok değildi. Hiç olacak iş değil. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki bir arada eski sevgilisi Ağudubanın ben sevgili olduklarına da inanmıyorum da birlikte bir reality show gibi bir programda böyle sevgiliymiş gibiydiler ama ne derece doğrudur bilemeyiz şimdi e, ölünün arkasından. Ağtuban'ın cenaze töreninde e, eski sevgilisi Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin ay sanki 5 yaşında çocuk ya da ne bileyim ne biçim biliyorsunuz kılıklar kıyafetler onlar da döneminin seksi erkekleriydi. E, ne bileyim 50'sinden sonra kudurdular mı 45'inden 50'sinden sonra? Böyle sakallı, cübbeli bir şeylere dönüştüler. Hani bir insanın e, e, hakikaten bazen hani derler ya ne bileyim bana samimi gelmiyor. Bilemeyiz tabii ki kimin içinde ne yaşadığını ama ya kardeşim madem dindar geçiniyorsun insan edep, tavır, hareket bilmez mi? Sen kalkıyorsun orada yok geçerim özlemişim. Ya özlediysen cep telefonun var. Özlediysen ee, Yunanistan'da karşılaşmadınız. İkiniz de bu ülkede yaşıyorsanız açarsın telefon, özlediğin insanla hasret giderirsin, özlem giderirsin. Bir cenazeye katılıyorsan, bir cenazeye katıldığındaki uslup, tavır, görgü çok önemli ya. Kikir kikir, ay. düğüne gitmemişsin, eğlenceye gitmemişsin ya. E, sence ortak paylaşıların olmuş bir arkadaşın vefat etmiş. Onun cenazesindesin. Tavırlar, mavırlar. Sen oraya Abdik için için mi gittin? Sen oraya Ahu Tuğba için gittin. Onun için gittiysen ona göre davran. Ya işte ne bileyim. Ondan sonra da yok işte Allah yolunda. falan böyle sakallar burada. İkisi de bir tuhaf bir kılık, bir tavır. Hangi tarikatın, hangi bilmem neyin beyinlerini yıkadıysa bunların acayip bir şeye dönüşmüşler. Gerçek Müslüman böyle mi davranır? gerçek Müslüman bir cenazeye gittiğinde böyle mi davranıyor? Böyle mi siz Allah yoluna yöneldiniz de böyle bir garip kılıklara girdiniz? Şekilden başka bir şey değil. içi boş geliyor böyle olunca da. Yani insan bir cenazede bile nasıl da gayet de mutlular, gülüyorlar, kikir kikir. Ay ben inanamıyorum ya. Biz bile bu kadar bakın bunların paylaşımları var. Bunlar aynı Filmlerde oynamışlar, birlikte iş yapmışlar, birlikte ne bileyim zaman geçirmişler. İnsan hiç mi eski anılarını hatırlayıp da bir ya ne bileyim yüzü düşer, bir mutsuzluk belirtisi olur. Neyse yani sarı hareketler. E ondan sonra da Allah 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 yarab. İşte içi boş bunların da affedersin. Şimdi bir şey diyeceğim de yani bir insan bulunduğu ortamda nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsa sonra da kızına koşmuş. E, işte i̇şte sen biz orada işte uzun zamandır açıklama yapıyor kızına. Birbirimizi görmedik de öyle heyecanla sarıldık. Yıkılıyormuş sosyal medyada tepki çekmişiz. Sen bizden razı mısın? E kız ne demesini bekliyorsun zaten canıyla da ben. Teşekkür ederim annem için gelmişsiniz. E, dua etmişsiniz anneme ben teşekkür ederim. Siz aynı camianın insanısınız. Uzun zamanda birbirinizi görmemişsiniz sarılmışsınız. Benim için bir mahsuru yoktur demiş ama onun bunu ne desin yani seninle kavga mı etsin orada durup da annesinin cenazesinde niye böyle yaptın diyecek hali yok. Nezaket gösterip o kız kalkmış kendince işte tamam yani siz yeni karşılaşmışsınız burada önemli olan benim anneme dua ettiniz diye. Kız çok olgun davrandı. Yani onu da kutlamak lazım. Ee, annem için dua edilsin. Annemin şeye gerek yok. Ben Benim için toplanmadık burada. Annem için toplandık. Belli ki derdi annesiyle, anneme yani layıkıyla görevimizi yerine getirelim. Benim başka bir isteğim yok diyor kız da zaten. Kutluyorum ben Anjeli'yi. Ee, hakikaten e, Allah evladın da hayırlısını, annenin de hayırlısını versin. Ee, işte mecburen e, birbirine düşkün evlat, anne ayırmıyorum bir final olduğunda, ayrılık olduğunda, ölüm olduğunda acı çekiyor. Yani kolay bir şey değil. Ben Anjeli'yi çok iyi anlıyorum. İçinde bir mahkeme kurmuş ama o biraz zamanla azalacaktır inşallah. Çünkü artık annesi vasiyetindeki gibi doğduğu topraklarda defnedildi. Gayet de güzel bir cenaze töreni düzenlendi. Tamam katılım olmuş olabilir, gelmeyenler olmuş olabilir. Artık öyle bir çağdayız ki inanın buna bile kızamıyorum ben. Önemli olan kendi toprağında e, defnedilip isteği yerine getirildi mi getirildi. Bence bunun huzuru içerisindedir en azından Angelik. Çünkü sıkıntılı bir süreç düşünmüştür. Nasıl baş edeceğim, nasıl üstesinden geleceğim. Bakın bir ay morgda beklemesi, morg parası ayrı para, cenaze masrafları, şusu, busu, cartı, curtu. Yani kolay değil. Bir şekilde tamam Yakın çevresi yardım etmiş olabilir ama onun stresini yaşamak bile o kızı çökmüş kız. Gencecik kız 50 yaşında gibi duruyor. Angelik 30 yoktur herhalde yani. Bilmiyorum tam yaşını ama bayağı bir yıpranmış gördüm. Olsun toparlayacaktır. Çünkü kolay değil. Ee, annesini kaybeder. İnşallah ben de bir an önce ölürüm de ona kavuş, kavuşurum diyor. Yazık ya. Kıza mı üzüleyim? Ee, Ahu Tuğba'ya mı üzüleyim? Yoksa ee, o cenazeyi bile şova çevirmeye çalışan şarlatanlara mı sinirleneyim? Şaştım kaldım. Ama e, birkaç kez belki de aynı ortamda bulunduğum birisi diyeyim. Ben bile, ben niye bu kadar etkileniyorum? Biraz fazla duygusalım herhalde. Ee, zaman zaman mesela açık baktım, ay kadın geliyor mu? Ne zaman geliyor? Biraz süreç uzadığı için. Ee, Ayta'nın kulakları çınlasın. Ayta Sözer'i. Ayta Sözeri'yle de yakındı aslında. Onun da bir paylaşısı oldu mu bilmiyorum. Yani onlar yakındı. Ben e, Beni Ayta tanıştırmıştı Ahu Tuğba'yla çünkü. E, öyle bir kaç kez yemeğe çıktık. Gece gezmelerimiz oldu. E, eskinin o İstanbul'u o kadar güzeldi ki. Güzel günler yaşadık 3-5 günde olsa. E, o yüzden hakikaten dobra, delikanlı. Böyle ne derler içi dışı bir bir kadındı. İyi insanların da işte yukarıdaki Rabbi'm herhalde yar ve yardımcısı oluyor. Bak gönlüne göre oldu her şey. Bir belki böyle bir pürüz yaşandı ama netice onun gönlüne göre oldu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyoruz. Ee, Anceliye de tekrar baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. İnşallah bundan sonra artık yapacak bir şey yok onun için dua edebilir. Ee, hepimiz öleceğiz bugün zaten. Yapacak hiçbir şey yok. Hepimiz annemizin babamızın acısını yaşadık. Evet geçelim diğer haberlerimize. Bakalım bugünün hakikaten şöyle bir taradım. Bütün hep e, Ahu haberleri vardı. Ama enteresan ana akım medya e, öldüğünde duyurmuşlardı ama cenaze töreniyle ilgili birkaç kanalda gezindim. Çok da göremedim. E, işte i̇şte vah ki gidene o yüzden diyoruz. Yeşilçam'ın vefasızlığı. E, ne bileyim bir haberi falan cenaze töreniyle ilgili bir bilgi vermediler gündüz belki vermiş olabilir ama akşam saat haberlerini şöyle bir kolaçan ettim. Göremedim, üzüldüm. Gerçekten katılımda düşüktü ya. Yani işte vah ki gidene. Vah ki gidene arkadaşlar. şey ee, şeyde o yüzden dert yandın. Serpil Örümcer. Ee, yani yeniler birbirine daha düşkün diyor yeni oyuncular. Biz eskiler diyor işte diyor niyeyse diyor kopuz diyor. Birbirimize karşı öyle bir selzenişi vardı o da çok ağladı yazık yani olabilir ya hayat işte hayat ne diyelim ee, enin sonu bunca mücadelenin ve koşturmanın sonu ölüm. İnsan kendine kondurmuyor değil mi ölümü? Çok enteresan. Ölümsüz gibi hissediyoruz ama eni konu neticede hepimiz bir gün gideceğiz. Zaten simülatif bence de bir oyunun içerisindeyiz. Ee, bizi böyle bir gerçeksiz, sahici bir oyunun içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin de bir rolü var rolü bittiğinde oyundan çıkıyor bana öyle geliyor e, Tabii ki ruhlarımızın e, bu bedenin dışında bir ruhumuzun olduğunu onun da ölümsüz olduğunu bilinç yani bilinç halinin e, ne bileyim bir takım bedenlerle deneyimler edindiğini düşünüyorum geçelim e, enteresan bir şekilde hayat akıyor Tabii ki diziler ee, dün kızılcık şerbetine biraz baktım. Kürkçü dükkanına geri dönmüş. Elinde kucağında bebeğiyle. Ee, Pembe hanım bize yardım etti. Ee, bir takipçim bana demişti ki o iş ortaya çıktı. Kıvılcımla adam yatmamış. Kardeşim sen kocanınla kavga da etsen aynı gecesi yeni tanıştığın bir adamın evine gidip yatak odasına girip soyunuyorsan böyle bir görüntü veriyorsan ya ha yatakta ne yaptığının bir önemi yok zaten. Beni eleştirmiş. Ha işte bilmem ne. Emin olun o senaryoyu da tepkiler üzerine sonradan değiştirdiler. Dünkü bölümde de böyle bir karşılıklı oturtmuşlar. Ha işte adam beni işte o psikolojim bozuk olduğunu bildi. intikam alma duygusuyla hareket ettiğini bildi de işte yapmadık bir şey diye. Orada onu da belirtme ihtiyacı hissettiler. Emin olun çünkü karakterin içini boşalttıkları için dizi izleyicilerinden çok büyük takip almıştı. Sonradan kıvırdılar orayı. Anlatabiliyor muyum? Bence çok çirkin ya. Düşünebiliyor musunuz? Her ilişkide krizler olur. İlk krizde, ilk çatırtıda hemen akşamına gidip biriyle mi yatılıyor? Adam ne olacak? Yatsaydı yatacaktı yani. Hazırdı yani. Oh ne hala muhala. İntikamın şekline bakın. Yani bu aslında ahlakın ne kadar çürümüş olduğunu gösteriyor. Çünkü bizim e, dizi anlayışımız, film anlayışımız, böyle ondan ona onun koynundan onun koynuna ilişkiler üzerine ne kadar ülkeliz daha hala çok enteresan ya bunun dışında sanki konu yokmuş gibi şöyle bütün yeni başlayan dizilerde hep aşk ve ilişki üstüne herhalde buradan tutturuyoruz buradan da devam edelim diye düşünüyorlar bir, bir yeni diziler başladı biliyorsunuz Leyla Deha'yı çok met ediyorlar ki izlemedim ee, Güzel Aşklar Diyarı o da enteresan Kör Nokta ee, kötü Kan, Siyah Kalp. Bakalım hangisi bunlardan başarılı olup kalacak. Diğer başarılı olmayanlarda da e, dizi ne diyelim artık sahnesinden uzaklaşacaklar. Aa, bu arada Afras Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir e, İspanya'ya gidiyorlarmış. Resmen enteresan bir şekilde orada e, bu ikisine bir ilgi varmış. Tıpkı İtalya'da Kara sevdaya böyle kür dikkat bakın bizde 10 sene önce mi televizyonlarda yayınlandı? Orada sosyal medyadaki e, işte sosyal medyada takılan gençler bile aileyi bir araya getirmiş hepsi oturup bu da şeyi gösteriyor Avrupa'da aşkı özlemişler. Çünkü artık e, duygularını yitirdikleri için bir takım konuda özlemişler biz de herhalde onlara aşkı verdik. Oturmuşlar e, kara sevdayı kür dikkat izliyorlar tevekkeli ondan milyon milyon paraları verip de İtalyan kanalları kara sevda oyuncularının peşine düşüyor. Çok enteresan. 10 sene önceydi. Orada Aslı Pamuk da e, çok güzel bir kadın zapsayıp e, İkisi de hamile. İkisi de hamileliklerini gittiler. Orada açıkladılar değil mi? Ne enteresan çocuklarının cinsiyetini falan. Neslihan Atagül önce onu davet ettiler. Sonra Melisa Aslı Pamuk. Aslı Pamuk diyorum kısaltıyorum. Ay üç isimden de nefret ediyorum. E, dizi orada patlamış. Yani insanları eve kapatacak hale gelmiş. Bir zamanlar bizim annelerimiz Brezilya dizileriyle eve kapandığı gibi şimdi de Türk dizileriyle ay dünyada bir sektör oluştu. Muazzam bir şey. Ama bu ışıltıyı, bu zenginliği diyelim geliştirmeleri lazım. Çok da kolayca olmamaları lazım. Hep aynı senaryonun değişik formatlı halleriyle gelmemeleri lazım. Şu yeni dizilerin içerisinde tek farklı konuya sahip olan deha diye düşünüyorum. Diğer hepsi yine aşk, yine zenginlik, yine konaklar, yine güzel kızlar ve yakışıklı erkekler işte yine çetrepelli aşk ve ilişki a diye düşünüyorum. Buz gibi soğudum mesela ben Kızılcık Şerbeti'ne baktım ama çünkü çok beğendiğim bir karakterdi kıvılcım karakteri. Onu o pozisyona düşürdüler ya Karaktere duyduğum saygı ve hayranlık o gün bitti bende. Bu saatten sonra onu var ya mevte öbeğe abi, kabe'ye götürüp zemzemli kasalar bende bitti o kadın. Bir daha oradan oto o maç dönmez. Hiç de şık kaçmadı. O sahneler ve görüntüler ister yatsınlar ister yatmasınlar o pozisyona kadar o durum geldi ya geçmiş olsun o karakterin ben de içi boşalmıştır diye düşünüyorum. Sıkıcılaştığını da düşünüyorum. Eski o ne bileyim etkileyici birinci olmuşlar reytinglerde. Çünkü o boş yani yalı çapkını tekrara düştüğü için muhtemelen gittiler onu izliyorlar ama reytinglerde birinci oldu ama meydanda da böyle yarışabileceği bir dizi olmadığı için birinci oldu. Geçmişten gelen bir ne bileyim alışkanlıkla millet izliyor diye düşünüyorum ama bayık ve sıkıcı. Kızılcık Şerbeti için onu söyleyebilirim ki Yalı Çapkını ben yeni sezonu birinci bölüm yarım yamalak tamamını izlemedim ikinci zaten hiç izlemedim ee, ondan koptum artık tekrara düştükleri için bu yeni dizilerden de öyle bakıp da takip edebileceğim bir dizi yok ama Diha'ya bakabilirim diye düşünüyorum geçelim bu arada Gökçe Bahadır eşiyle birlikte bir pembeler içerisinde bir dizinin şeyinde mi bildiğiniz bari bir olmuşlar çok da tatlı olmuşlar. Ben Gökçe Bahadır'ı çok beğeniyorum. Hem sesi güzel, hem yüzü güzel, hem oyunculuğu güzel. Gerçekten e, karakter oyuncusuna da dönüşecek bir yeteneği var. İleride de uzun soluklu bir şekilde e, oyunculuğuyla uzun yıllar bu sektörde kalabileceğini düşündüklerimin arasında arkadaşlar. Bir de enteresan yine yani e, haber dünyadan haberler Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmüşler. Yani e, resmen İsrail e, Arap yarımadasında şov yapıyor. Bir gün bir tarafı biliyorsunuz şeyle başladı İran'la başladı sonra e, işte Lübnan'ı vuruyor. İşte zaten Gazze'yi dümdüz etti. E, bir şekilde şov yapıyor artık adam şeyde Orta Doğu'da ve Araplar ölüm uykusunda. Veya da ne diyeyim Müslüman alemi ölüm uykusunda kendi aralarındaki mezhep kavgası nedeniyle Şia, Sünni biliyorsunuz onların da aralarında bir mezhep durumları var. Birbirinin gözünü oylama derecesine gelmiş. Ki bundan da besleniyor zannedersem İsrail'de. Resmen şov yapıyor adam ya. Yani çözülür diye düşünüyorum İzmir'in başındakini öldürmüş. Zaten İran'a kaç kere tokat attı. Vuruyoruz vuruyoruz dediler öyle kaldılar. <laughs> yani gık diyemediler F-20'lik 22'leri bütün Amerikan ordusunu donanmasını karşısında görünce sadece İsrail olmadığını anladı İran ne yapsın yani haklı olarak çünkü feci tokatlanacağını gördü orada yani or oradan çıkışın olmadığını anladığı için suskun kaldılar diye düşünüyorum. Bakalım neye evrilecek ben anladığım kadarıyla Orta Doğu'yu dizayn ediyor İsrail kendi aile menfaatleri doğrultusunda kimse de gık diyemiyor. Dünyada oturmuş izliyor. Yani ne diyelim ee, bir kesim bunları görüp akıllanır hiç sanmıyorum. Evet geçelim ee, biliyorsunuz Tarkan'ın İzmir konseri Tunç Soyer'in düzenlemiş olduğu e, İzmir'in kurtuluşundaki o 100. yıl kutlamalarında yok işte e, dava söz konusu olmuştu hakklarında dava açılmıştı ama bakalım haber şöyle. İzmir'in 100. yıl kutlamalarında yapılan Tarkan konserine e, İzbaşın kasasından karşılandığını ve 23 milyon TL harcandı iddia edilmişti. Yapılan incelemelerin ardından kasadan 1 milyon 490 bin, hadi kabaca 1,5 milyon harcandı ve bu nedenle dönemin başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Niye o kadar yer yaktınız? Yok Tarkan'a adam dedi ki sponsorlar karşıladı. Ayrıca da İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı yani 23 milyon da harcansa harcanır. Nerelere döke saça ne paralar harcıyorlar. Yani bunun için bile soruşturma başlatılabiliyor yani. Neticede de e, ne derler haksız oldukları da yani Tunç Soyer'i de boştan yere suçladıkları yani hakkında bir soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. İncelemeler sonucunda kasadan bir buçuk milyon para çıkmış. Yüz binlerce insan toplanmış. Dünya Türkiye'nin en büyük starlarından birisi. Bu kadar önemli bir günde çağrılmış, konser verilmiş. Onu bile didik didik kendileri yapsa oho hiç. Yani ki yapıyorlar da biliyorsunuz ne şovlar yapıyorlar devlet bütçesinden ama maalesef ne derler? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı üç buçuk sene seçim biçim yok. Yatırımcılar istediği gibi e, yatırımını yapsın bilmem neyini yapsın e, muhalefet e, kendi içerisindeki çözülme olmasın diye milletvekillerinin özlük haklarını kazanmak için Egemen 26'nın kasabının bilmem neyinde derken seçim oluyorsa olsun gibi ay ne derler o kadar çapsız bir muhalefet var ki bu kadar büyük sorunlarla boğuştuğumuz çok da şanslı bir iktidar olduğunu düşünüyorum çünkü eee gündem o kadar biri bitiyor. Bakın bugün de bütün kanallar e, şimdi e, bu öldürülen liderle ilgili birkaç günde onunla ilgili konuşacaklar. Bir gün İran'ın Cumhurbaşkanı vuruluyor. Bir gün Hamas'ın lideri öldürülüyor. Bir gün ee, narin meselesi bakın 37. gün mü bugün hala daha katil kim bilmiyoruz şimdi o kapanır hemen elimizde Cem Gariboğlu'nu alırız yani gündem zaten bir bize gelmiyor yani bir, bir böyle bir, bir halkın sorunlarına e, ne bileyim eğitimdeki sorunlara e, ekonomideki sorunlara veya ne bileyim toplumun kendi sorunlarına gelmiyor bu kiraların yüksek artışına bu marketlerin fahiş fiyatlarına bir türlü gelemiyoruz bir türlü bunlara gelemiyoruz şimdi bakın yavaştan yavaştan Cem Gariboğlu ile oyalanırız gibi geliyor. Ya Cem Gariboğlu'nu eğer devletin hastanesinden intihar süsü verip çıkarıp kaçırdılarsa geçmiş olsun bu saatten sonra mezarı açsak ne ya oradan ne çıkarabileceğiz? Yani mezarda zaten kalkıp da Türkiye'de değildir. Dünyanın kim bilir tümlüğünü de yüzünde değiştirip hangi ülkesinde yaşıyordur diye düşünüyorum. Bu kadar şeytanlı hinni düşünenler bundan sonrasını düşünmemiş midir? Yani ama işte kamuoyunu bir şekilde meşgul edecektir diye düşünüyorum. Bir arada biliyorsunuz sosyal medya fenomenlerine yapılan baskınlarla ilgili gündem meşgul oldu. Sonra onları bir içeri tıktık. Sonra niyeyse 40 yıl 50 yıl konuşuldu içeriden dışarı çıkardık. Ay hakikaten fıkra gibi bir yere döndük. Çok enteresan değil mi? Sürekli gündem yani... Memleket meselelerinin, içteki memleket meselelerinin dışındaki her şey konuşuldu. Bir bizim hayat pahalılığımız konuşulmadı. Açın şimdi ana akım bir tanesinde e, ülke mem memleket meseleleriyle ilgili bir şey göremezsiniz. Bugün de çıktı hepsi son dakika haber olarak tabii ki bu bir haberdir konuşulsun konuşulmasın diye söylemiyorum. Yanı başımızda bir savaş var orada bir işte adını ne koyarsanız koyun örgüt deyin. Ee, ama onun lideri öldürülmüş bu bir haberdir ama biz bunu sinekten yağ çıkarı gibi sündüre sündüre ana akım medyada bir hafta konuşacaksak e, memleket meselelerini konuşmayacaksak e, bu burada bir problem vardır diye düşünüyorum işte diyorum ya bir bize gelemiyor sıra sıra sürekli e, bir de kardeşim bugün yine biraz e, televizyona baktığımda haberleri izlediğimde herkes potansiyel katil adayı gibi ülke ne, ne hale gelmişiz ya merhametimizi ve vicdanımızı yitirmişiz. Bir tane servis, okul servisi küçücük çocuğun beklemesi gerekirken, beklemiyor, önünden geçerken çocuğu altına alıyor. İniyor arabadan, kucağına alıyor çöp poşeti gibi kapının önüne koyuyor balkondan düştü diye. Ve o adamı serbest bırakmışlar ki sonrasında görüntüler izlenince tekrar tutuklamışlar. Yani Bakar mısınız vicda? Ya küçücük bir çocuğu sen kucağına alıp götürüp kapısının önüne atıyorsun. İşte neymiş efendim balkondan düştü süsü vermeye çalışıyorsun. Vicdanın kurusun. Öte yandan e, de, de, yine pompalı tüfeklerle çocuğunun yanında çocuklar yaralanıyor bilmem ne. Yani katil sürüsünün içerisinde kız nasıl bir dönem resmen yani televizyona baktığınız zaman vahşiyet, kan, gözyaşı. Ya inanamıyorum bir tane de hele ona çok üzüldüm ya küçücük çocuk koşuyor annesine doğru sokak arasında motosiklet vuruyor öldürüyor çekiyor gidiyor arkasına dahi dönüp bakmıyor yani savukalı insanların ee, ne diyorum biz gidip ne derler şuradan e, eskaza bir e, limon çalsak içeride süründürürler. 19 tane kay, e, sabuka kaydı varmış. O sokakta çocuğu öldürenin, ne bileyim polisi şehit edenin e, e, listeleri, sabıka kayıtları, kabarık insanlar. Sokaklarda nasıl oluyor? Nasıl bunlar dışarıda? Öte yandan kadının birisini kaç yerinden bıçaklamış kocası. E, kadın feryat ediyor beni öldürecek diyor. Yani onu bile dışarı salı veriyorlar ya. İnanamıyorum ben bu hukuk sistemini algılayamıyorum. Yani insanlarda da bir çıldırmışlık hali var. Farkında mısınız? Dikkat ediyor musunuz? Yani sokaklar hiç güvenli değil artık. Hiç tekin değil yani. İsteyen istediğini cıngıl cıngıl böyle öldüren öldüren ayol. Yani gerçekten akıl tutulması yaşıyorum. Bu enteresanlıklar karşısında. Bakalım yolumuza devam edelim. Bu arada Teoman Esprili açıklamalarına devam ediyormuş, İş bulamazsam tostçu açarım diye. Ay bunlar artık o da birazcık böyle bir gündem yakala, yakaladı ya bu boşver havalarıyla. Ondan mı devam etmeye çalışıyor? E, Valla tabii ki mecbur kalırsa insan merdiven desiler. Bu ayıp değil çalışmak. E, her tür işi insan yapabilir. E, ama e, esprili mi olduğunu düşünüyor bu şekilde yorumlar yaparak ya da o yeniden gündeme gelmenin vermiş olduğu popüleriteyi sevdi de orada kalabilmek adına ben sürekli bir saçmalayayım ayağına mı? Bakın işte saçmaladı. Kaybolmuş gitmişti. Şimdi e, yeniden e, güldür güldür işlere gidiyor. E, ne bileyim işte en son e, Fox TV'nin gecesinde de programı kaptı. Yani demek ki artık yeni tutmuş bir iş yapmak, iyi bir şarkı söylemek falan değil. Ee, ilginçlik, ilginç enstantaneler bularak insanlar e, popülariteye yakılıp oradan çalışıyorlar. Çok hakikaten farklı bir sürecin içerisine girdik diye düşünüyorum. Bu arada e, tabii ki bütün dizi oyuncularımızın e, uluslararası olması tüm dünya medyasının ilgi gösteriyor olması muhteşem. Burak Özçivit çok konuşuluyor. Onun da e, Arap ve Rus hayranları neredeyse etlerini koparacak o kadar hayran kadınlar. Allah ne diyelim Fahriye'nin yardımcısı olsun. En son Rusya'da yakın e, sevenleri yastığını bile yapmışlar. Yani her e, e, hafta neredeyse bir ülkede ya da Rusya'da bir televizyon kanalında ya da bir etkinlikte onların davetinde boy gösteriyor. Burak Özçivit kutlamak lazım. E, tabii ki e, bir şekilde akıyor yani para sel gibi akıyor. Bu yakışıklılığının e, karşılığını bol bol alıyor diye düşünüyorum. E, son yaptığı dizi de zannedersem ben hiç izlemedim Kuruluş Osman. E, muhtemelen tüm dünyada belirli özellikle de bu Tataristan, Kazakistan kim de o bilmem ne e, o taraflar pek seviyor. Orada bir rağbet görüyor Türkiye Cumhuriyetler'de. E, Kadirov mu? O da gelmişti. Çeçenistan'ın başkanı da e, Setton'u e, zannedersem ziyaret etmişti altın çağını yaşıyor. Türkiye'de herhangi bir uzun süredir ne bileyim böyle hani, hani kuruluş Osman'ı eğer tutmuş bir şey olarak düşünüyorsanız farkındaysanız bir kızılcık şerbeti kadar ya da bir yalı çapkını kadar Türkiye'de rağbet görmediğini düşünüyorum. Tamam belki seviliyordur, izleyicisi vardır ama öyle hani tap zirve değil ama Türkiye Cumhuriyetler, Rusya, etraftaki ülkeler falan derken bir popülariteyle e, götürüyor yani ne yapalım kutlayalım yapacak bir şey yok ama tabii ki şeyin işi e, magazine de sürekli o kadının göğsüne baktı o kadının gözüne şey, baktı onun saçını okşadı diye haberler yansıdıkça Fahriye'nin de bir canı sıkılıyordu. çıkıldıkça da o da çocuk doğuruyor da ayrı bir konu <laughs> üçüncüye mi hamileymişken öyle bir haberler varmış enteresan bir şekilde Aa, hamile derken oyuncu Cansel Elçi'nin ee, eşi 5 aylık hamileymiş. Ne ara 5 ay oldu ya Bir nişan taşında duyduk hamileyiz haberlerini falan veriyordu. 5 ee, aylık hamileymiş. Ee, ne diyelim Allah tamamını erdirsin. Analı babalı. Şöyle bir gözden geçireyim bakalım. Bugünün e, konuşulanlarında neleri not almışım arkadaşlar sizler için. Herhalde e, tamamladım diye düşünüyorum. Evet Sevaş'ınızdan bugünlük bu. Dün neydi öyle ayol? Ay ışığım küt diye gidiverdi. Bir baktım e, kollarım tabii ki şuradaki salonun nur ışığı sarı yanıyor. Kollarım böyle turuncu turuncu ne kadar önemli ışık. Turuncu turuncu çıkmış sanki böyle turuncu gibi çıkmış kollarım. Işık e, her şey e, ve tabii ki dalgalı malgalı çıkmış. Güzel değildi net değildi dünkü görüntüler. E, hemen tripodlar falan sipariş edildi birkaç gün içerisinde o güzel ışığıma kavuşacağım dedikten sonra değerli yorumlarınız çok kıymetli ve çok önemli bir kemik tabakam var sürekli benimle onlara minnettarım çok teşekkür ediyorum bugünün konuları bunlardı yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın mutlu kalın beni buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz like atmayı patlatmayı unutmuyorsunuz yarın görüşene dek hoşçakalın